İlk sözü Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Seyit Torun'a vereceğiz. Buyurun Sayın Torun, süreniz 20 dakikadır. Sürelere riayet etmeniz bir saniye yalnız, başlamadan bir şey daha söyleyeyim. Uzatma vermiyorum ben. Şundan dolayı her gün ortalama 60 vekilimiz söz alıp konuşuyor. Bir dakikadan ne olur diye kızıyor bana arkadaşlarımız ama 60 ile çarptığınız zaman bir dakika bir saat oluyor. Sayın Bakan iki kere uzattı bak bize de söz düştü yani. İki dakikayı 60 ile çarptığımız zaman 2 saat oluyor. Dolayısıyla buna bütün arkadaşlarımızın hassasiyet göstermesini rica ediyorum. Sayın Torun buyurun süreniz 20 dakika. Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, Bakan Yardımcıları, değerli bürokratlar ve kıymetli basın mensupları. Öncelikle sizleri saygıyla selamlıyorum. Öncelikle iktidarınızdaki son bakanlık bütçeniz hayırlı olsun. İnşallah bir sonraki bakanlık bütçesi Millet İttifakı'nın iktidarında yapılacak inşallah. Sayın Bakan, sunumunuzu dinledik. Ama özellikle yerel yönetimler konusunda size ciddi eleştirilerimiz var. Son kısma belli rakamları koymuşsunuz ama umarım bundan önce de bu uyarılarımızı yapmıştık. Bari bu son yılımızda bu uyarılarımıza kulak verir ve milletin hayrına olan işleri de yaparsınız. Bakanlığınız maalesef sadece vaat verip hizmet üretemeyen tam anlamıyla bir kopyala yapıştır bakanlığına döndü. 4 yıldır yerel yönetimlerle ilgili olarak verilen hiçbir vaat yerine getirilmedi. Örneğin 2020 Cumhurbaşkanlığı yıllık programında yerel yönetimlerle ilgili şunu söylediniz. Yerel yönetim hizmetlerinin idari, mali ve teknik asgari standartları tespit edilecek ve bu standartların uygulanmasına yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır. Sorumlu kurum Çevre Şehircilik Bakanlığı 2020'de bunu yapmadınız. 2021 yıllık programında noktasına virgülüne dokunmadan yine aynı şeyi söylediniz. 2022 programında yine aynı vaadi verdiniz, gene yapmadınız. Geldik 2023 yılı programına bakıyoruz, kopyala yapıştır, gene aynı şeyi tekrarlıyorsunuz. Siz 3 yıldır yerel yönetimlerde asgari standartları bile belirleyemediniz. Yine 4 yıllık programda iktidarınızın becerisizliğini itiraf ediyorsunuz. Yıllık programlarda büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyelerinin yetkilerinin çakıştığını, bu nedenle hizmet aksamalarının ortaya çıktığını kabul ediyorsunuz. Ama yıllardır bu konuda hiçbir adım atmayıp 2023'te yapacağız diye yine vaatte bulunuyorsunuz. Yerel yönetimlerin ağır sorumlulukları var ve bizim de bu konuda çözüm önerilerimiz hazır. Bakanlığınıza zannediyorum Sayın Özakiye ile bir çalışma oldu. Cumhurbaşkanı yardımcısına biz Sayın Özakiye'ye de teslim ettik bu konudaki önerilerimizi. Bakanlığınızda gene Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına gönderildiği söylenildi. Ama maalesef bu konuda tek bir adım atılmadı. Bir arpa boyu yol gidilmedi. Maalesef bu konuda sınıfta kaldınız. Dolayısıyla siz yerel yönetimlerin sorunlarını çözme kabiliyetiniz olmadığını 2023 programında bir kez daha itiraf ediyorsunuz. 4 yıllık programda da aynı vaatleri kopyala yapıştır, tekrar etmenin bir izahatı varsa bunu da sizden duymak isteriz. Ne yazık ki bakanlığınız belediyelere yönelik partisan politikaların ve uygulamaların aracı haline gelmiştir. Belediyelerin bankası olan ve yerel yönetimlere destek vermek amacıyla 1933 yılında kurulan İl Bankı ayrımcılıkta zirveye çıkardınız. Sadece İl Bank'ın 2021 faaliyet raporunu takdirlerinize sunmak isterim. Raporun %100 hibe ile bitiren işler bölümüne bakıyoruz. Ve 191 belediye projesi %100 hibe ile bitirilmiş. Bu 191 projenin 188'i yani %98.4'ü Cumhur İttifakı ve kayyum belediyelerine ait. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin oranı ise sadece %1. %1. Yani nüfusun %52.3'ünü yöneten belediyelerimize maalesef %1. Buradan iktidar belediyelerinin projelerine aktarılan kaynak 333 milyon lira. Bu sadece Konya ve Trabzon'daki iktidar belediyelerinin işlerine ayrılan kaynak bizim 248 belediyemizden 1,5 kat daha fazla. Örneğin
İstanbul'da 14 belediye projesine 126 milyon lira destek verilmiş. Bunların tamamı AK Parti Belediyesi ama İstanbul Büyükşehir Belediye'miz ve 14 ilçe belediyemize tek kuruş kaynak sağlanmamış. Ayrıca %100 hibe ve %100 kredi desteği verilen projelerin de toplamına bakıyoruz. 2021'de 438 iş bu şekilde bitirilmiş. Bunlardan %95'i yine Cumhur İttifakı ve kayyum belediyelerine ait. Ülke nüfusunun yarıdan fazlasını yöneten belediyelerimize verilen katkı ise krediler dahil %5 bile değil. Hani Necip Fazıl diyor ya, gerçekten de bu Taksim'i kurt yapmaz, kuzurlara şah olsa. Şimdi il bakın bütçesini artırıyorsunuz. Biliyoruz ki bu bütçeden de belediyelerimize hakkaniyetli bir paylaşım çıkmayacak ve tamamına yakını yine iktidar belediyelerine aktarılacak. İlkbank'ta durum maalesef böyle. Şimdi bakanlığınızın desteklerine bir bakalım. Sayın Bakan, size defalarca bu konuyu soru önergeleriyle de sorduk. Sözlü olarak da sorduk. 2019 yerel seçimlerinden bu yana bakanlık olarak hangi belediyelere hangi yardımları yaptınız dedik. Ve verilen cevap, bütçe imkanlarına göre yardım yapılıyor diyerek sorumuz yanıtsız kaldı. Bir soru önergesi cevabına da 2019'dan 2020 sonuna kadar belediyelere 432 milyon lira nakdi yardım yaptık diye ifade ettiniz. Bizim belediyelerimizin almadığı kesin ama yine de bu parayı hangi belediyelere dağıttığınızı açıklamadınız. Biz de yanıt alamayınca kendimiz araştırmalarımız sonucu bazı bilgilere ulaştık. Tablo şu. Bakanlığınız 2019-2021 arasında 994 belediyeye 2628 araç yardımında bulunmuş. Bu araçların %97'si Cumhur İttifakı ve kayyum belediyelerine gönderilmiş. Bu da yetmemiş, sanki saraydaki ihtiyacı varmış gibi 5 araç da saraya gönderilmiş. Bizim belediyelerimize sadece %3'lük yardım yapılmış. Yani burada sormak istiyoruz, bu hangi adalet anlayışına, hangi kanuna, hangi vicdana sığar? Sizden bir kez daha 2019 yerel seçimlerinden bu yana hangi belediyelere hangi yardımlar yaptığınızı açıklamanızı bekliyoruz. Burada nakdi hibe proje desteği gibi birçok kalemler var ancak 2019-2021 arasını alabildik. Belediyelerimiz 2019 yerel seçimlerinden bu yana bakanlığınıza 331, İl Banka'da 484 talepte bulundu. Bu talepler arasında hibe, kredi, proje desteği gibi talepler var. İl Banka bulunduğumuz taleplerin 318'i yani %70'e yakını ya reddedildi ya da bir şekilde bekletiliyor. Belediyelerimiz bu süre içerisinde bakanlıktan 331 talepte bulundu. Dikkatinizi çekiyorum, bu taleplerin 297'si yani %90'ı ya da reddedildi ya da şu anda onay bekliyor. Bu tablo gerçekten ayrımcılığın bir ifadesidir. Gerçekten acı bir tablodur. Bunu da milletimizin takdirine sunmak isterim. Sayın Bakan, yıllardır belediyelerin yetkilerini merkezde toplamak için onlarca yasal düzenleme yaptınız. Belki o kanunların çıkmasının sorumlusu siz değilsiniz ama görev sürenizdeki haksız uygulamaların sorumlusu ne yazık ki sizsiniz. İstanbul'da Eyüp Sultan ilçesine bağlı Göktürk mahallesinde bir haksızlık yaşıyoruz. Önce Demirören ailesine iktidarınızın medya mühendisliğini yapsın diye Ziraat Bankası'ndan, Çiftçinin Bankası'ndan kredi verdiniz. Borcu da ödeyemeyince teminat gösterdiği yeşil alandan bu parayı şimdi çıkarmaya çalışıyorsunuz. Tabii yeşil alanda para etmediği için buraya emlak konut eliyle lüks konutlar yapıp kredi parasını kurtarmaya çalışıyorsunuz. 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi ve 3194 sayılı imar kanununu gerekçe göstererek 224 bin metrekarelik bu yeşil alanı riskli alan ilan edip rezerv yapı alanına dönüştürdünüz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yok saydınız, yetkilerini kendinize aldınız. Sormak istiyoruz, burası riskli alan olduğu şimdi mi aklınıza geldi? Belediye burayı özel spor alanı ilan ediyor, siz iptal edip inşaat alanı yapıyorsunuz. Hiç kimsenin görüşünü almadan, vatandaşların tepkilerine rağmen inşaat yapmak istiyorsunuz.
Bunun adı deprem konusunu bile siyasi fırsata dönüştürüp rantçılık yapmaktır. Bunun vebali bakanlığınızın boynundadır. İstanbul'a nasıl ihanet ettiğinizi bizzat Cumhurbaşkanı'nın ağzından duyduk. Ama siz maalesef hala İstanbul'a ihanet etmeye devam ediyorsunuz. Bu konuda da millet adına açıklama bekliyoruz. Deprem demişken ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi 40 milyon dolar orta hasarlı binalar için Dünya Bankası'ndan kredi almıştı. Onay alamadığı için kullanılamadı. Siz de bu projenin paydaşıydınız ama neden onaylanmadığını hala bilmiyoruz. Bu konuda da bir açıklama yaparsanız seviniriz. Sayın Bakan, geçmişte bazı talihsiz açıklamalarınız oldu. Belediyelere destek vermek, onlarla işbirliği yapmanız gerekirken kendi partinizden olmayan belediyeleri haksız ithamlarla eleştiren, hatta hakaret eden bir konuma düştünüz. Örneğin Ankara halkının 800 milyon dolar parasını bir dinozor parkına harcayanlara tek laf etmediniz. Anka Park üzerinden bile bizim belediyemizi eleştirmeye kalktınız. Unutmayın, Ankara'ya bu ihaneti yapan belediyeniz kadar iktidar olarak sizlerin de sorumluluğunuz var. Ve emin olun ki biz tüy bitmemiş yetimin hakkı olan bu kaynağın resmen milletten çalınmasına sessiz kalmadık. İnşallah iktidar olduğumuzda da bunun mutlaka hesabı sorulacak. Bir diğer açıklamanız var ki gerçekten hayretler içerisinde dinledik. Sadece belediyemize düşmanlık etmek için İzmir'in işgal altında olduğunu söyleyecek kadar ileri gittiniz. İzmir halkının helal oylarıyla seçtiği yöneticilere işgalci dediniz. Buradan bir kez daha bu açıklamanızı ayıpladığımızı belirtmek isterim. Ve milletvekillerinin huzurunda bu konuda sizden de bir özür beklediğimizi ifade ediyorum. Milletin hayrına olmayan ne varsa onun yapmakta ısrar ediyorsunuz. Bir Kanal İstanbul projesi tutturdunuz gidiyorsunuz. Aklı selim olan herkesin karşı çıktığı bu projeye sadece bir kişinin hayali olduğu için siz de mecburen sahip çıkıyorsunuz. Ama ihalelere girecek kimseleri bulamayıp pek çok ihaleyi de mecburen iptal ediyorsunuz. Daha projenin maliyetini bile hesaplayamadınız. Geçmişte Kanal İstanbul'un maliyeti 125 milyar lira denildiğinde hemen saldırıya geçtiniz. Genel Başkanınız 18 Ocak 2020'de çıktı. Kanal İstanbul'un inşaat maliyeti birilerinin söylediği gibi 125 milyar lira değil, 75 milyar lira olarak hesaplanıyor dedi. Ancak gelin görün ki Ulaştırma ve Altyapı Bakanınız kısa bir süre sonra çıktı. 15 milyar dolar, yani şu anki kurla 279 milyar lira hesapladık dedi. Yine aynı Ulaştırma Bakanı geçen ay çıktı, Kanal İstanbul'un maliyeti 20 milyar doları bulacak dedi. Yani bugünkü döviz kuruyla 372 milyar lira maliyet açıkladı. İki sene önce 125 milyar lirayı eleştirenler şimdi 372 milyar lira maliyet hesaplar hale geldi. Allah hiç kimseyi bu duruma düşürmesin. Bu haksızlıkla itham edilmesin. Şimdi Sayın Bakan, kendi programınızda belediye alanlarında düzenleme yapmadan önce belediyelere danışılması ilkemiz olacak diyorsunuz. Peki bu projeyi yapmadan önce İstanbul Büyükşehir Belediye'mize danıştınız mı? Bırakın danışmayı. Siz Kanal İstanbul'u eleştirdi diye Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma bile başlattınız. Ve ayrıca çıktınız, gerçekten de vatandaşla alay eder gibi Kanal İstanbul Cumhurbaşkanımızın milletimize sorduğu, milletin de onay verdiği bir projedir dediniz. İstanbul halkının böyle bir olaydan haberi yok. Ama ben şunu söylemek isterim. Eğer bir onay arıyorsanız şunu bilmeniz lazım. Kanal İstanbul Vaadi verdiğiniz
Kanal İstanbul vaadini verdiği son yerel seçimde 800 bin fark yediniz. İstanbul halkı 800 bin oy farkıyla Kanal İstanbul'a hayır dedi. Sizin için iyi de bir haber verelim. Genel Başkanımız içi boş bir Türkiye 100 yılı vizyon açıkladı. 100 yılda yapacaklarını ifade ederken tek söylediği somut proje de Kanal İstanbul oldu. 11 yıldır yapamadığı projeyi 100 yıl içinde yapacağız diye yine size vaat verdi. Sayın Bakan, bir de Ordu'daki altın madenlerine değinmek isterim, kendi ilimdeki. Şu anda Ordu'nun doğası yok ediliyor. Ordu'nun toplam arazisinin %74'ü maden arama sahası ilan edilmiş durumda. Toplam ruhsatlandırma sayısı 437'ye ulaştı. Tarım alanlarının %76'sı, orman alanlarının %70'i, meraların %64'ü madenlerle ruhsatlandırıldı. Yani şirketler 3 kuruş kazansın diye maalesef şu anda topraklarımız talan ediliyor. Fındık arazilerimiz, ormanlarımız talan ediliyor. Fas'taki siyanürlü altın madeni doğayı da insan sağlığını da mahvettiği ortada. Her türlü tehditle karşı karşıyayız ama hala buranın kapasitesini artırmak istiyorsunuz. Bilmiyorum, turizm dergilerinde rastladınız mı, gördünüz mü? Ayvaslı ilçemizin Perşembe Yaylası vardır. Menderesleriyle ünlüdür. Bütün turizm kataloglarında, kitaplarında görebilirsiniz. Burayı bile maden sahası olarak açıkladınız. Yani gerçekten anlamak mümkün değil. Yani bu alanları maden sahası olarak ilan etmek akıllara ziyan bir durum. Değerli bakan. Evet. Şimdi şunu açıkça ifade etmek isterim. Çevre sorunlarımız her geçen gün artıyor. Gerçekten gün geçmiyor ki bir çevre sorunuyla karşı karşıya kalmayalım. Gerçi çevreden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız burada. Ben onun alanına da çok girmek istemem ama gerçekten bir rant uğruna, bir para uğruna şu anda birçok bölgemizde altın madeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Kendi ilçemde dahi, benim çocukluğumdan beri bildiğim yerlerde dahi şu anda ruhsatlandırma çalışmaları yapıldı ve maalesef her geçen günde bu alanlar geçiriyor. Sayın Bakanım, özellikle İller Bankası'ndan ve bakanlığınızdan belediyelerimize bu ayrımcılığa son vermenizi istiyoruz. Hiç değilse bu yıl geçmişi telafi ederek, geçmişteki haksızlıkları giderek, şu anda ciddi bir ekonomik buhranı yaşadığımız süreçte belediyelerimize sizlerden katkı bekliyoruz. Özellikle deprem çalışmalarıyla ilgili sizlerle ziyaret etmiştik, o gün de söylemiştiniz. Bu konuda işbirliğini geliştirmenizi, bu konuda desteklerinizi artırmanızı istiyoruz. Ve bunu bu milletin oylarıyla göreve gelmiş, sonuçta millet iradesiyle, milli iradeyle göreve gelmiş belediyelerimizi için istiyoruz. Sonuçta onlar sadece bizim partilerimize değil, tüm halkımıza, tüm vatandaşlarımıza hizmet ediyorlar. Onların hakkını da tekrar buradan ifade etmek istiyorum. Ama şunu da ifade etmek istiyorum. Özellikle Kanal İstanbul ihanetini inanıyorum ki ömrünüz yetmeyecek yapmaya. İnşallah iktidara geldiğimizde bu ucube projeyi de iptal edeceğiz. Ama bu projeye bugüne kadar dahil olan kim varsa da hiçbirine tek kuruş parayı da ödemeyeceğimizi ifade ediyorum. Tekrar 2023 bütçenizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle Sayın Bakanım, bütçemiz hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyorum. Sayın Bekir Kuvvetlerimin az önce bir takım iddiaları oldu. Kendisine iddialarla ilgili de yanıt vermek gerekiyor. Dedi ki Aydın'da 5000 kişi çalışıyor. 2500'ü fiziki olarak var. 2500'ü fiziki olarak yok dedi. Çok ciddi bir iddia bu. 5500 çalışıyor bir defa. 5000 değil. Ben Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'yla az önce konuştum. 5500 kişi çalışıyor. Bir defa o rakamımız yanlış. İkincisi, eğer 2500 kişi bankamatik ise siz hükümeti ihmalle suçluyorsunuz.
hükümetin görevini ihmal ettiğini iddia ediyorsunuz demektir. Düşünebiliyor musunuz? Bir belediyede 2500 kişi bankamatik ve sizin hükümetiniz, bakanlarınız bunu izliyorlar. Hükümete de haksızlık yapıyorsunuz, belediyeye de haksızlık yapıyorsunuz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı bir kişiyi, bakın siz geçen yıl Aydın basınına aynı demeçte bulunmuşsunuz. SGK gitmiş, araştırma yapmış. Müfettişler gitmiş, Sayıştay gitmiş, bir kişinin dahi olmadığı ortaya çıkmış. Bu çok vahim bir iddiadır. O yüzden vahim bir iddiadır. Şimdi bakın, bakın şimdi ben sunuma, ben Sayın Bakan'ın bütçesi için konuşmak istiyorum ama bir iddiada bulunur. Cevabını versin, rica ediyorum ama bir iddiada bulunur. Bakın ama bir iddiada, Sayın Başkanım süremden çalıyorlar ama. Buyurun, lütfen müdahale edin. Şimdi Sayın Bakanım, Sayın Bakanım sunumunuzu dinledim. Sunumunu dinleyince gördük ki bakanlık sadece Şehircilik Bakanlığı olmuş. Çevre ve iklim değişikliğinin adı bile kalmamış. Kitapçıkta olsun, sunumda olsun. İnşaat Bakanlığı gibi bir bakanlık söz konusu. Çevreye gerçekten hiçbir önem vermediğinizin, çevre konusunda samimi olmadığınızın bir başka göstergesi oldu bu sunumunuz. İklim kriziyle mücadele konusunda samimi değilsiniz. Bakın Sayın Bakan, iklim değişikliği başkanlığına ayrılan bütçe sadece 154 milyon lira. Bu bile aslında iklim değişikliği, çevre konusunda hassas olmadığınızın bir göstergesi. Belli ki TOKİ başkanlığından geliyor olmanızdan kaynaklı daha çok inşaat, TOKİ konusundaki çalışmalara ağırlık veriyorsunuz. Cumhuriyet tarihinde samimiyetle söylüyorum, hiç bu kadar çevre kirliliği yaşanmamıştı. Çevre konusunda bu kadar duyarsız bir hükümet, özellikle sizin döneminiz olmamıştı. 550 bin ton plastik atığı engelledik diyorsunuz, raporda var. Ama Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere'den toplam 659.960 ton plastik atık ithali yapılmış Sayın Bakanım. Yani 550 bin ton atığı engelledik, plastik atığı, ama 659.000 ton ithal etmişsiniz. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Paris İklim Anlaşması olaylanan bir yıl oldu. Hala kömür konusunda nasıl adım atacağız belli değil. Hala anlaşmanın gereklerini yerine getirmiyoruz. Yatay yapı diyor Sayın Cumhurbaşkanı her defasında. Yine sunumunuzdan, videodan, kitapçıktan gördüğümüz dikey yapı çok fazla. Yatay yapıyı evet Giresun'da gerçekleştirmişsiniz ama pek çok yerde yatay değil, dikey yapının olduğunu da görüyoruz. Yıldırım Demirören'le ilgili bir hassasiyetiniz var. Anlamıyoruz nedendir? Göktürk meselesi konusunda. Bu konuda belki bizim bilmediğimiz bir şey vardır. Eğer yanıtlarsanız da çok mutlu olurum. Çünkü yani Yıldırım Demirören neredeyse esir almış gibi hükümeti istediği her şeyi yaptırabiliyor. Göktürk'te yaptırdıkları hiç akla akıl alır gibi değil. Deprem öncesi tespit, deprem anında yapılması gerekenler, deprem sonrası yapılması gerekenler. Ama maalesef hükümetiniz sadece deprem sonrası enkaz kaldırma konusunu anlatıyor bize. Ya enkaz kaldırma konusu değil, deprem öncesinde ne yapılıyor? Deprem öncesinde tedbirler nelerdir? Deprem anından yönelik neler yapılıyor, neler planlanıyor? Bunlara ilişkin ciddi bir çalışma yok. Sadece enkaz kaldırma konusunda burada raporlar var, burada bilgiler var. Anlaşılan o ki enkaz kaldırma bakanlığına dönmüşsünüz. İliç faciası ne oldu? Neden kapatıldı? Neden yeniden açıldı? Müsilaj konusunda tek bir cümle var Sayın Bakan. Tek bir cümle var. Müsilaj konusunda, kimyasal atıklar konusunda neler yapıldı? Özellikle Marmara'nın çevresindeki kentlerin kimyasal atıklarına ilişkin ne tür çalışmalar yapıldı? Bunlara ilişkin maalesef ciddi bilgiler yine bu bütçe sunumumuzda bulunmuyor. Daha çok fotoğraflar olmuş, daha çok inşaat fotoğrafları, TOKİK fotoğrafları ve çevre deyince galiba anladığınız millet bahçeleri. Oysa millet bahçelerinden çevrenin korunmayacağını hepimiz çok daha iyi biliyoruz. Son 30 saniyede de kendi seçim bölgeme ilişkin birkaç şey söylemek istiyorum. Sayın Bakan, Aksu Çayı hala kirli akıyor. Samimiyetle söylüyorum. Vallahi de, billahi de kirli akıyor. Ben orada tek milletvekiliyim. AK Parti'nin bir rahmetli olduğu İmran Hoca, Allah rahmet eylesin, 6 milletvekili vardı. AK Parti'nin yüksek oy aldığı bir kent. Kahramanmaraş. Aksu Çayı hala kirli akıyor. Bir müdahale edin Allah aşkına. Size gelen bilgileri bir değerlendirin. Ya da gelin yerinde görün. Avşener Termik Santrali vallahi de billahi de Sayın Bakan filtresiz çalışıyor. İnsanların üzerine kül yağıyor, zehir saçıyor. Bitmiştir. Son cümle. Lütfen olur Sayın Başkan. Lütfen oraya ilişkin de bir çalışma sizden, özellikle Muhalefet Partisi milletvekili olarak değil, bir vatandaş olarak rica ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Son bütçeniz olduğunu görüyoruz. Umarım Allah mahcup etmez. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakanım, değerli bürokratlar, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, bu tabii önemli bir bakanlık. Sizin hem bakanlığınız hem de Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlükleri önemli görevler ifade ediyorlar.
yatırımcı bir bakanlıksınız. Genellikle bu çevre konusu, iklim konusu, şehircilik konusundan anlayan çok arkadaşımız var. Ben ağırlıklı olarak onun için bütçenizden ziyade kesin hesap konusunu görüşmek, tartışmak istiyorum. Ancak bu 100 yılın projesi olarak tanımladığınız şu sosyal konutlarla ilgili ki hakikaten çok önemli bir proje. 8 milyona yakın kişi müracaat etti. Tabii bu müracaat aynı zamanda Türkiye'de yani ne kadar aile var? 16-20 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor. Ne kadar çok ihtiyaç olduğunu ve evsiz olduğunu da gösteriyor aynı zamanda. Yani orada da önemli bir boşluk söz konusu olmuş demek ki bu kadar müracaat olduğuna göre. Benim sormak istediğim şu, bu projeyle ilgili şimdi normalde 2023'ten itibaren şey başlıyor, bütçe teklifine bakıyorum, kurumların da, bakanlığın da bütçenizle ilgili herhangi bir şey göremedim. Yani bu sosyal konutlar için ayrılmış bir bütçe nerede yer alıyor? Hangi kalemde yer alıyor? Normalde yatırımlarda veya cari transferlerde yer alması lazım. Cari transferlerde TOKİ üzerine aktarılması, oradan bütçede görünmesi lazım ama göremedim. Bunu samimi olarak soruyorum. Bu yeni bütçe şeyi başladıktan sonra hiç bilemiyoruz. Birçok harcama da bu şekilde saklanıyor. Bunu görebilirsek memnun olurum. 23, 24, 25 3 sene için ne kadar ayrılmış? Nasıl aktarılacak? Hangi kalemlere aktarılmış? Bakıyorum. Göremedim. Yani şeyde mesela cari transferler başlangıç ödeneği 2022'de 1,5 milyar. Şeyde 23'te de paralel artış 5 milyar küsur, 6 milyar 24'te, 7 milyar küsur da 25'te. Yatırımlar da sermaye transferlerine bakıyorum. Onda da öyle 295 milyon. Sonra 11 milyara çıkmış burada. Burada mı acaba yer alıyor? Nerededir? Bunları verebilseydiniz memnun olurdum. Daha sonraki bölümde aktarabilirseniz memnun olurum. Arkadaşlar hazırlık yaparlarsa. Siz Sayıştay raporlarına özen gösteriyorsunuz. Geçen sefer de yazılı olarak sorularım üzerine bilgi verdiniz. Şöyle de demişsiniz yazılı olarak, Sayıştay denetimi hizmetlerimizin mevzuata uygun bir şekilde geliştirilmesi için bir fırsat olarak görülüyor. O nedenle de Sayıştay denetiminde tespit edilen bulgulara ilişkin olarak düzeltici ve önleyici tedbirlerin ivedilikle alınması ve mevzuat değişikliği önerilen hususlarda gerekli çalışmaların yürütülmesi, ilgili personelin Sayıştay bulguları konusunda bilgilendirilerek gereken önlemlerin alınması, muhasebe bulgularında belirtilen hususlarda gerekli düzeltme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yazışmaların yapılması, bunlar doğru şeyler. Bunları yapmanız lazım. Belirtmişsiniz. Gereken talimatlar verilmiş olup yapılan işlemlerin sonuçları da periyodik olarak takip edilmektedir demiş. Teşekkür ediyorum. Ancak raporunuza bakıyorum. Şimdi bu sene 13x22 35 bulgu var. Bunların çoğu geçen yıllardaki bulguları devam ettiriyor. Yani geçen yıllardaki tenkitler, eleştiriler devam ediyor bu sene. Ve izlemede olan, geçen yıldan izlemede olan Sayıştay'ın tenkitlerinin gördüğüm kadarıyla 16'sı yerine getirilmemiş. Kısmen yerine getirilenler var. Çok azı yerine getirilmiş. Birkaç bulgu yerine getirilmiş. Bunların hani bu şekilde yazmışsınız. Doğru, güzel. Tekrar teşekkür ederim ama bunların yerine de getirilmesi lazım. Bunun bürokrasi tarafından takip edilmesi lazım. Şimdi 35 bulgu var. Çoğu geçen yılda yapılan bulgular, tespit edilen bulgular ve izlemedeki bulguların çoğu yapılmamış. Ayrıca iç kontrol sistemiyle ilgili olarak da 25 kadronuz var. 14'ü boş. Siz yatırımcı bir bakanlıksınız. Çok da eleştiri geliyor. Bakın Sayıştay tarafından tespit edilen. Bu iç kontrol sisteminin daha iyi çalışması lazım.
daha fazla denetçi kadrosuna da ihtiyacımız var. Bu kadroların da doldurulması lazım. Mevcut kadroların. Sayıştay'ın tespit ettiği bulgular arasında çok önemliler de var. Mesela meclisin gelirlerinin eksik muhasebeleştirilmesi önemli bir konu. Vadesinde tahsil edilmeyen kira ve ittifak hakkı bedellerinin gelirlerden takipli alacaklar hesabında izlenmemesi diye bir eleştiri var. Şöyle 91 milyon lira tutarında kira geliri var 2021'de. 228 küsur milyon lira da ittifak hakkı geliri var. Toplam 320 milyon lira yapıyor. Bunlar hesapta 933 bin lira olarak görünüyor. 319 milyon lira tutarında alacak eksik kaydedilmiş. Dolayısıyla bu mali tablolarınızı da etkiliyor. Siz bilirsiniz muhtemelen. Yani bir şirketin, bir kurumun mali tabloları eksikse, yanlışsa, hatalı görünüyorsa, yani mali tablo fotoğraftır. O fotoğrafta bazı konular yanlış görünüyorsa yanlış algı uyanır, yanlış çözümler söz konusu olur. Dolayısıyla bu yanlışların olmaması lazım. Sonuçta diyeceksiniz ki bu kamu zararı değil. Kamu zararı değil ama kamu zararına yol açabilecek nitelikte bir işlem bu. Tabii ki onun için de önem vermek gerekiyor. Hazineye ait taşınmazların envanter ve muhasebe kayıtlarına alma çalışmalarının tamamlanmamış olması. Bu da önemli gördüğüm bir husus Sayın Bakanım. Ama zaman da hızlı geçiyor. Şu rezerv yapı alanlarının belirlenmesine ilişkin bu sosyal toplu konut projesinde birçok yerde temel attınız. İlan da edildi ama bu alanların belirlemesinde belli kriterlere de uyulmuyormuş. Sayıştay'ın böyle bir tespiti var. Her bir alan için ayrı ayrı şekilde gerekçelendirme yapılması gerektiği var diyor. Yani TOKİ'nin veya idarenin talebine bağlı olarak resmen bakanlıkça belirlenen alanlar keyfe keder rezerv yapı alanı, yeni yerleşme alanı olarak tespit edilmemeli diyor. Bu önemli bir uyarı olarak görüyorum. Ayrıca sıfır atık yönetim sistemi için öngörülen sürelerin takibinin yapılmaması da, kontrol mekanizmasının bu konuda kurulmaması da önemli bir eksiklik. İdari para cezaları uygulanması gerekiyor. Bunlarda da eksiklikler söz konusuymuş Sayın Bakan. Bakanlığınızla ilgili Sayıştay raporu çok güzel, önemli bulgular içeriyor ve fikir veriyor. Bunun bir toplantıyla ele alınması, gereğini yerine gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Ben geçen yıl bir de bakanlık döner sermaye gelirleri hangi amaçla kullanılmıştır diye sormuştum. Yazılı cevabınızda diyorsunuz ki hangi amaçla kullanılmaktadır? İşte döner sermaye gelirleri şunlarda kullanılmaktadır diye de cevap verilmiş. Sayıştay denetimine de tabidir demiş ama ben özellikle 2020'yi sormuştum. Bu sene 2021'i de sorayım. Nerelerde kullanılmıştır döner sermaye gelirleri? Genel olarak kullanılmıştır değil de yıl itibariyle kullanılmıştır diye sorayım. Onun haricinde çok kısa olarak o zaman belirttik. Tapu Kadastro'nun da benzeri izlemede olan, yerine gelmeyen 3 bulgusu var Sayıştay raporunda. 6 eleştiri var bu yıl için. Orada da iç denetçi kadroları yetersiz. 15 kadronun 8'i dolu Sayıştay raporunda belirtildiği şekilde. Bir de yazılan rapor sayısını yetersiz gördüm. Orada daha fazla raporun düzenlenmesi gerekir Tapu Kadastro gibi bir kurumda. Teşekkür ediyorum. Döner sermaye işletmeleri de hepsi benzeri durumda Sayın Bakanım. Döner sermaye işletmelerinde de aynı sorunlar var. Onların da düzeltilmesi gerekiyor. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hayırlı olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum.
Buyurun Sayın Bekaroğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi Sayın Bakan konuşmasında bir yerde demiş ki rahatsız oldular. Yani daha önceki projelerimizden ve şimdiki sosyal konut projelerinden rahatsız oldular. Bu rahatsız oldulardan neyi kastediyorsunuz bakan? Muhalefet etmekle. Bir ara evvel konuşan arkadaşımız da aynı şey. Ya muhalefet edeceğiz arkadaşlar, ya bizim işimiz bu. Anayasa bize vermiş, siz icraat yapacaksınız. Biz yanlışları göreceğiz, burada söyleyeceğiz. Siz de böyle değildi, şöyle diyeceksiniz. Niye bundan rahatsız? Eskiden böyle değildiniz siz ya. Gerçekten ne oldu ben anlamıyorum. Bakın Sayın Bakanım, TOKİ'den söz etmişsiniz. İşte çalışmalarınızdan söz ediyorsunuz. Ve 1 milyon 170 bin konut yaptığınızı ifade ediyorsunuz 20 senede. 5 milyon geleceğe güvenli bakan vatandaş var dediniz. Ne güzel. Peki gene sizin açıklamalarınız var. 7 milyon çürük ve kaçak bina var bu ülkede. Ve bu binaların 1,5 milyonu acil bir şekilde dönüşmesi gerekiyor. 300 bini İstanbul'da bunlar. Bakanın şeyleri. Ve imar hafı çıkararak bu 7 milyon çürük, yani bir kısmı çürük diyelim en azından, konutu meşrulaştırdınız. Hiçbir muayene yapılmadan bunları yasallaştırdınız. Başka bir şey daha Sayın Bakanım, bu ülkede kendi evinde oturanların sayısı giderek azalıyor. En son insanlar %43'ü kiracı olduğu belirtiliyor. Bu kadar ihtiyaçlı insan var ve siz de 20 yılda bunları yapmışsınız. Ne güzel. Peki 2019'da da bir proje ilan etmişsiniz. Biraz sonra onun ayrıntılarını vereceğim ve bu proje şu anda sayfalarda bile yok. Uçmuş gitmiş. 100 bin konutluk falan anlattınız. 300 bin de özel sektör yapacaktı. Bunlar yok. Bu 1 trilyon 317 milyar harcamış TOKİ. Bir de arsalar falan bedava, onları saymıyoruz ve neticede ne oldu? Hala ne kadar ihtiyaç var? Şimdi 900 milyarlık bir proje, hatta 2 trilyon katma değer yapacak bir projeden söz ediyoruz. Sayın Bakanım, bunları yaptınız bu ülkede ve dün akşam Bursa'da, Yıldırım'da 8 tane çocuk, bir tane anneleri boğularak, yanarak, tam da belli değil neyle boğuldu, o da belli değil, öldü. Sobadan çıktı diyorsunuz bakın. Hani güvende dediniz ya, bak insanlar güvende değil konutların evlerinde, sizin zamanınızda. İnsanlar, çocuklar yandı Sayın Bakan. Peki değerli arkadaşlarım, şimdi Sayın Bakan'ın söyledikleri hepsi doğru mu? Bunlara bir göz atalım Sayın Bakanım. Siz gerçekten 2 yılda 250 bin konut yapabilir misiniz, yapamaz mısınız? Tabii yaptıklarınıza bakarak buna karar vereceğiz. 2019'da yine böyle şeylerle, büyük törenlerle ilan etmiştiniz. Bir proje, 81 ilde 100 bin konut, önce 50 dediniz, sonra 100 daha ilan ettiniz. İşte metrekareleri, fiyatlarını söylediniz. Ne kadar taksit ödenecek, 2+1, 3+1 sosyal konut. 894 lira, işte 1222 lira. İnsanlar geldi, büyük bir talep oldu Sayın Bakanım. Ne oldu bu proje, yani bu projeyle ilgili bir şey söyler misiniz? Bu proje bitti mi, devam ediyor mu? Niye sayfalarınızdan bu projeyi kaldırdınız? Şimdi böyle bir ortamda unuttuk ha. Nakıl, Sayın Cumhurbaşkanı çıktı, anlattı, kıyamet koptu ülkede. O zaman da seçime gidiyorduk. Bakın siz TOKİ vasıtasıyla, kimse üzerine alınmasın, kişisel olarak kimseyi kastetmiyorum. Ömer Bey benim hemşerim asla, size de kişisel olarak bir şey söylemiyorum. Ama TOKİ dediğimiz şey öyle sosyal konut falan yapan yer değil. Başta öyle kuruldu. Öyle kuruldu ama öyle bir yer değil. Siz öyle bir noktaya geldi ki ülkede devlet gücünü kullanarak arsa ve bina ürettiniz ve bunlardan rant elde edip bu rantları dağıttınız. Zaten sizin anlayışınızda artık konut bir ihtiyaç falan değil. Bir piyasa enstrümanı, bir rant aracı olarak görülüyor. O şeyler ortadan kalktı değerli arkadaşlarım. Bakın TOKİ aslında 1980 12 Eylül ürünüdür. 1980'de paşalar şey yaptılar ve ilk şeyde kooperatifleri işte oyak oraları desteklediler. Sonra Özal geldi. Özal tabii biraz sizin kafanıza uygun bir şekilde dedi ki şey yapacağız. Yani bu gece konduları, bu çarpık çurpuk binaları piyasaya, paraya tahvil edeceğiz. Bu şekilde düzenlemeler yaptılar. Ta sizin zamanınıza kadar böyle geldi ama sizin zamanınızda gerçekten
ülkedeki kupon arsaları tespit edip bunların üzerinde zenginlere ev yapan bir yapıya dönüştünüz. Başta TOKİ şeydi, yani finans sağlayacaktı, böyle bir yapıydı. Ama sonra emlak konut gayrimenkul ortaklığını kurdunuz ve onları hepsini TOKİ'yi de onları da Sayıştay denetiminden çıkardınız. Bakın devlet parasıyla devlet arsaları üzerinden işler yapıyorsunuz. Emlak konut üzerinden kar paylaşımı, gelir paylaşımı ile zenginlere konut yapıyorsunuz. Büyük paralar dönüyor. Sadece onlar değil, büyük rantlar. Değerli arkadaşlarım, 2009 yılında İstanbul'da biz bir çalışma yaptık. O zaman ben İstanbul'da belediye başkanı adayıydım Saadet Partisi'nin. O zamana kadar 200 milyar dolarlık rant üretilip dağıtıldığını tespit ettik. Hadi 150 milyar nasıl rant üretilip dağıtılıyordu biliyor musunuz? Şimdi bu işi siz yapıyorsunuz yıllardan beri. Bakın bir arsa var diyelim çok basit 1000 lira değeri var. Niye? Çünkü orada 10 tane şey oluyor. Orada bir imar değişikliği yapıyorsunuz. 10 tane daire yerine 20 daire çıkıyorsunuz. %100 orada bir artış sağlıyor imar rantı. Daha sonra bir kanun çıkardınız bu imar rantı, ona bağlı da bir yönetmenlikle bunu paylaştıralım falan diye. Şimdi bakıyorum 2020'den bu yana 2 senede sadece 800 milyon lira devlete, belediyelere falan atmış, diğerleri ne olmuş belli değil. Sayın Bakanım, bu emlak konut nasıl bir şey yapıdır? Niye denetimden kaçırdınız? Nasıl denetimden kaçırdınız? Hisselerin %50-51'ini halka açarak denetimden kaçırdınız. Bakın hemşerimiz orada oturuyor, TOKİ Başkanı. TOKİ milyar bak, 2 trilyon oradan söz ediyor. Eski hesapla söz ediyoruz. Milyar milletin parasını kullanıyor, arsasını kullanıyor ve bunların hiçbir şekilde bu meclis hesabını soramıyor. İç denetimi de yok. Varsa gelsin söylesin hemşerim. İç denetimi de yok. Bu kent rantları nereye gidiyor? Bu milyar liralar nereye akıyor? Bunun şeyi yok. İmar hafları o zamanlı günlerden bu yana gelişi güzel bir şekilde kullanılıyor. Ranta yani para yapsın. Sosyal konut falan yapmıyorsunuz. Sadece seçim zamanlarında aklınıza geliyor bu insanlar. Bir kampanya başlatıyorsunuz. Başlattığınız en büyük kampanyanıza yattı. Peki Sayın Çelebi git bak aç şeyleri, bakanlığın şeyleri. 2019'da ilan ettiniz. Alkışladığınız Cumhurbaşkanı sunduğu şeyler, projeler nerede? Onu bir söyleyin. Bir anlatın. Bakın değerli arkadaşlarım, çevreye konuşmaya zaman kalmadı. Bir tane örnek vereyim. İkizdere'de liman yapılıyor İdere'de. Çevrede 10 tane taş ocağı varken inat ettiler bir inat uğruna. Yani oflu bakan kardeşimiz inat etti. Şehircilik ve Çevre Bakanı da onunla işbirliği yaptı. Yeni bir taş ocağı yaptılar ve güzelim bir vadiyi, Benekli Alabalıkların olduğu güzelim bir vadiyi gözümüzün önünde yıktılar. Hiç acımaları yok, hiç acım. Yeter ki rant gelsin, yeter ki o beşli büyüklere para aksın. Hiçbir şekilde acımıyorlar. Değerli arkadaşlarım, dönüşüm dediniz ya. Bir tane örnek vereyim. Ayder'i çok övündü Sayın Bakan. Ayder'i bozdular. Ayder'i gerçekten tam rantın büyük sermayenin haline getirdiler. Orada insanlar kendi elleriyle bir kültür üretmişlerdi. Bir gelenek üretmişlerdi. O şekilde yenilenebilirdi ama yok. Büyük oteller, TOKİ girdi. Büyük oteller yaptı. Binalar yaptı. Oradaki insanlar ne oldu biliyor musunuz? Orada 50 senedir, 80 senedir küçük kendi geleneklerini üreten ya bir tane Fatma abla vardı ya çorba yapardı çorba, mercimek çorbası. Ta şeyden kalkar giderdi. Onlar hepsini dağıttınız. Çocuklar gitti. Şimdi onlar o büyük zincir otellerin oradaki mağaza kira. Gelin burada mağaza kiralayın diyorlar Fatma abla. Ya. Nasıl kiralasın ya? Ya kiralar acayip. AVM kiraları geldi. Nasıl kiralayacak? Böyle bir şey var. Ya Çelebi'ye verdin yarım dakika. Bana da kiralaması mümkün değil. Sizin bakın sizin kentsel dönüşümdeki anlayışınız bütünüyle paradan başka hiçbir şey görmüyorsunuz. Başka şeyler. Mesela ben gelenek diyorum. Orada 100 senede oralı insanların o hemşinlerin üretmiş olduğu gelenek kültürü bir yerde üretmeniz mümkün değil. Siz onu katlediyorsunuz. Niye katlediyorsunuz? Para için katlediyorsunuz. Paradan başka hiçbir değeriniz yok, kusura bakmayın. Uyguladığınız politikalar böyle, uyguladığınız politikalar. Bireysel olarak olabilir, ayrı bir şey. Değerli arkadaşlar, geldiğiniz için...
Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan, değerli bürokratlar, değerli milletvekilleri, saygılar sunuyorum. Sayın Bakan, Adana Seyhan'da stadyumu yıkarak yerine millet bahçesi yapacağız dediniz. Ayıplı bir müteahhide, devleti 11 milyon dolandırmış olan bir müteahhide 35 milyona bir ihaleyi verdiniz. Şu anda stadyumun durumu bu şekilde Sayın Bakan. Bir yağıştan sonra çocuklar burada yatıp yuvarlanamayacak ama boğulma ihtimalleri yüksek. Adana Stadyumu'na ilişkin, bu yere ilişkin nasıl bir millet bahçesi yapmayı düşünüyorsunuz? Doğrusu bunu öğrenmek istiyorum. Bir başka konu, İzmir depreminden sonra TBMM Araştırma Komisyonu kuruldu Sayın Bakan ve bu komisyonda da yer aldım ben. 500 sayfaya yakın bir üretim yapıldı. Buna dair herhangi bir kanun, yasal düzenleme yaptınız mı? Buna dair bunu öğrenmek isteriz. Bu yasal çalışmalarla ilgili ne zaman meclise bir şey yapacağınıza ilişkin bilgi verebilir misiniz? Yine 24 kent, 110 ilçe ve 500'ü aşkın mahalle veya köy yerleşim birimiyle bazı organize sanayi bölgeleriyle kritik bazı baraj, gölet, maden, atık barajlar, sanayi tesislerinin doğrudan fay zonları üzerinde olduğu biliniyor. Depremler başta olmak üzere doğa kaynaklı afetlerinin en aza indirgemek için bu fay zonları üzerine oturan kentlere ilişkin ne tür çalışmalar yaptınız? Sakının bandını belirlediniz mi? Fay zonlarının sakımı bandı neden hızla tespit edilip imar planlarına işlenmiyor ve bu alanlar neden kentsel dönüşüme tabi tutulmuyor? Tutulduysa bu yerlerle ilgili sayısal bilgi aktarabilir misiniz? Yine bakanlığınız tarafından hasar tespitleri sonucunda Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır ve Adıyaman'da kaç vatandaşımızın evi hasar gördü? Özellikle Tunceli'de hak sahibi tek bir vatandaşımıza dahi henüz evlerinin teslim edilmediği konusunda bilgiler ulaşıyor. Bu bilgiler doğru mudur? Yine İzmir depremi sonrasında hasarlı yitirdiğimiz canlardan sonra hasarlı binalarla ilgili vatandaşlarımıza, hak sahiplerine konutları teslim edildi mi? Bu vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için neler yapıldı? Bununla ilişkin sorular sormak istiyorum. Yine müsilaj komisyonundaydım aynı şekilde. Buna dair müsilajla ilgili önermelerle ilgili neler yaptınız Sayın Bakan? Yine jeopark olarak bilinen özellikle Denizli, Pamukkale alanı ve Kapadokya'da bir takım yıkımlar yapılıyor. Bunlar jeopark alanı ve hakikaten doğa harikası olan yerler ve 100 alan içerisinde görülmüş yerler. Bu jeopark alanlarının ilanı ve korunmasına ilişkin neler yapıyorsunuz Sayın Bakan? Doğrusu bunları sormak istiyorum. Zannederim zamanında bitirdim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben de selamlıyorum. Sayın Bakan, AKP'nin iktidarı boyunca en fazla mesai yaptığı alanların başında çevre geldi. Adında kalkınma vardı. Doğanın insanın ölümü pahasına sürdürülen bir kalkınma yaşadı maalesef Türkiye. Sadece İstanbul'a ihanet ettik itirafı gelse de ülkemizin her yerinde bu ihanet devam ediyor. Çevre politikası neyi ne kadar koruduğu kadar neyi korumadığı bakımından da değerlendirilmelidir. 20 yıllık dönemin çevre politikasının ilk özelliği çevrenin ve doğa varlıklarının korunmasının istisna, korunmamasının kural haline gelmesidir. AKP dönemi çevre politikasının ikinci özelliği yürürlükteki anayasanın ilgili maddelerinin ihlal edilmiş olmasıdır. Öncelikle çevreyi korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemek devletin anayasal görevidir. Üçüncü özelliği merkezileşmedir. Türkiye'de kamu yönetiminde merkeziyetçilik hep temel ilkedir. Dolayısıyla çevre politikası ve yönetimi de öyledir. AKP döneminde belediyelerin yetkilerinin artırılmasına yönelik girişimler de görülmüş olmakla birlikte bunlar çabuk terk edilmiş, merkezi yönetimin, bakanlıkları ve son olarak da Cumhurbaşkanlığının tek yetkili olduğu otokratik bir çevre yönetimi ortaya çıkmıştır. Başka bir özellik denetimden uzaklaşmadır. Denetim birkaç biçimde olabilir. Şirketlerin çevreye zararlı olabilecek etkinliklerinin kamu yönetimi tarafından denetimi, kamu yönetiminin çevreyle ilgili düzenlemelerin ve şirketlere verdiği izinlerin hukuka uyup uymadığının yargı organları tarafından denetimi, yurttaşların ve demokratik kitle örgütlerinin gerçekleştirdiği toplumsal denetimi. Bu üç denetim yolu daraltılmış, denetim yapma koşulları zorlaştırılmıştır. Tek cümleyle sermaye sınıflarının doğa ve emekçiler üzerinde tahakküm kurmasına yardım eden
katıksız, saf bir sermaye yanlısı çevre politikası izlenmiştir. Sayın Bakan, çevresel etki değerlendirmesi bir proje için izin verilip verilmeyeceği konusunda projelerin olası etkileri hakkında bilgi sağlayan ve karar vericilere yol gösteren bir karar destek aracıdır. Faaliyet konusuyla ilgili inceleme değerlendirme komisyonu üyesi kurum ve kuruluşların ÇED sürecinde sorumlulukları olsa bile nihai karar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilmektedir. Bakanlıkça verilen bu nihai kararlar hukuki sonuç doğurmaktadır. Bugün bakanlık tarafından verilen ÇED gerekli değil veya ÇED olumlu kararlarının mahkemelere konu edilmesi ve iptali aslında teknik ve bilimsel incelemelerin yeterli hassasiyetle yapılamadığını, halkın katılımının ve görüşlerinin değerlendirilemediğini de ortaya koymaktadır. Temmuz 2022'de yapılan son değişikliklerle çevreye dair söz söyleyebilecek taraflar arasında tüzel kişiliklere yönetmeliğin yeni halinde yer verilmemesi, çevre hakkı ihlallerine karşı dernek ve de meslek örgütlerinin çabalarının devre dışı bırakılması anlamına gelmektedir. Sormak istiyorum, 2002 yılından bu yana iktidarınız döneminde kaç projeye ÇED olumsuz kararı verildi, kaç projeye ÇED olumlu kararı verildi, kaç projeye ÇED gerekli değildir kararı verilmiştir? Sayın Bakan, bakanlığınızın sorumluluğundaki bazı uygulamaları seçim bölge Muğla üzerinden değerlendirmek istiyorum. Büyükşehir Belediye'mizce ilimizin 1480 kilometre kıyı şeridi ile ülkemizin en uzun kıyı şeridi olması, kıyı şeritlerimizin tamamının deniz turizmi yaşanması, hemen hemen her noktada çok sayıda yerli ve yabancı çok sayıda teknenin seyir yapması, denizlerimizin temizliği ve korunması göz önünde bulundurulduğunda, denizlerimizin korunması amacıyla atık toplama hizmetinde bütünselliğin ve verimliliğin sağlanması gerekmektedir. Bu kapsamda öncelikle bakanlığınızın kıyı illerine mali destek yapması gerekmektedir. Ayrıca gerek açık denizde gerekse kıyıda atık alımı konusunda büyükşehir belediyelerine imtiyaz tanınması bütünselliğin sağlanması açısından önemlidir. Bunların yanında özellikle Muğla gibi deniz turizminin yoğun olduğu illerde kıyıda atık kabul tesisi kurulması için gerekli mevzuat düzenlemelerinin ve alan tahsislerinin yapılması gereklidir. Özellikle Marmaris ilçesi Karaca Söğüt Koyu'nda, Marmaris ilçesi Bozburun Hisarönü Körfezi'nde, Bodrum ilçesi Çökertme Koyu'nda, Köyceğiz ilçesi Ekinci Koyu'nda atık kabul tesisi kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer bir önemli husus, özel çevre koruma alanlarında verilen ve verilecek hizmetlerle ilgili yetki karmaşasıdır. Özel çevre koruma alanlarına verilen hizmetler ile ilgili görev valiliğe bağlı MUÇEV şirketine verilmiştir. Ancak MUÇEV tarafından özel çevre koruma alanlarının bulunduğu bölgelerde deniz araçlarından kaynaklı atıkların toplanması işe ilgili yeterli hizmet verilmediğinden vatandaş açısından mağduriyet yaşanmasına neden olmaktadır. Özel çevre koruma bölgelerinde yürürlükte olan Köyceğiz Gölü ve Dağlayan kanallarında çalışacak taşıma araçları yönetmeliği ve Akyaka Kadın Azmağı Koruma ve Kullanma Esasları ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun ulaşım konusundaki hükümlerin uygulanmasında yetki çakışması yaşanmaktadır. UKM kararlarının uygulanmasıyla hem Akyaka Kadın Azmağı'nda hem de Köyceğiz Gölü ve Dalyan kanallarında yaşanan aksaklık ve uygunsuzlukların mevzuattaki Büyükşehir Belediyesi'nin yetkileri ve ilgili mahkeme kararları uyarınca yetki karmaşasını ortadan kaldıracak şekilde düzenlenmelerin yapılması gerekmektedir. Özel çevre koruma bölgelerinde 6360 sayılı kanundan önce kapatılan belde belediyeleri ile köy tüzel kişilikleri tarafından işletilen devletin hüküm ve tasarrufu altındaki rıhtım, iskele, yat bağlama yeri, günübirlik alan, yat mola noktası gibi kıyı tesislerinin büyükşehir belediyemize devredilmemesi uygulama bütünlüğünü sağlanmasını engellemektedir. Önemli noktalardan biri de hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları hakkındaki yetkiye dairdir. Öncelikle 2872 sayılı çevre kanunu kapsamında tüm denetim ve idari işlem yetkisi yerel yönetimlere uygulamaların daha kolay tespiti ve önlenmesi için verilmelidir. Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları her geçen gün Muğla için büyük bir sorun olmaktadır. Atıkların bertarafı için
Muğla bütün alanları özel nitelikte olan bir ilde uygun alanların bulunması için bakanlığın ilgili tüm bakanlıkları harekete geçiren merkezi kararlar alınması mecburidir. Ayrıca il müdürlüklerince yeteri denetimin yapılmaması veya idari işlemlerin uygulanmaması nedeniyle haksız uygulamalar oluşmakta ve illegal dökümleri yapanlar cesaretlenmektedir. Bu kapsamda idari işlem ve denetim yetkisinin ivedilikle Büyükşehir Belediyesi'ne verilmesi gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayıştay raporunda da bu hususun bulgu olarak yazıldığında burada vurgulamak istiyorum. Sayın Bakan, bazı illerde olduğu gibi Muğla il genelinde de tapulaşma çalışmaları 1950 yıllarında büyük oranda yapılmış, yapılan tapulaşma ve kadastro çalışmaları sonucu devlet tarafından vatandaşlara tapu senetleri dağıtılmış, kimi parsellerde yapılaşma bile tamamlanmıştır. Günümüzde ise Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman sınırında düzeltme çalışmaları yapılmış, geçmişte oluşan arsa vasıflı imar parselleri ve tapular orman alanı içinde bırakılmış ve bu parsellerde vatandaşların mülkiyet hakkı kısıtlanmıştır. Vatandaşlarımız yıllardır tarım yaptığımız tarlalarımıza orman el koyuyor, devletin verdiği tapunun hükmü yok, kime güveneceğiz diye soruyor. Bu konuda telefonla sizinle de konuşmuş, sizin de katkılarınızla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen bir ay içerisinde rızaen terk edin tebligatları durdurulmuştur. Sayın Bakan, vatandaşlarımızın kaygısı hala devam ediyor. Dolayısıyla vatandaşların kısıtlanan mülkiyet haklarını çözüme kavuşturacak yasal adımlar mutlaka atılmalı ve vatandaşın mağduriyeti mutlaka giderilmelidir. Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte bu konuyu dikkatinize sunuyorum. Sayın Bakan, sunumunuzda yangın afeti konutları hakkında bilgi verdiniz. Muğla'da 19 adet Marmaris, 8 adet Milas, 1 adet Kavaklıdere, 1 adet Seydi Kemer olmak üzere toplamda 29 konut TOKİ tarafından yapılmıştır. Ama borçlanma bedeli henüz belli değil. 29 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve 15 gün süren Muğla ve ilçelerindeki yangınlardan sonra bu alanlarda ihale ile kesim yapılıyor. Yangında hasar gören ağaçların satışından elde edilen gelirlerin raporda tespit edilen afetzede konutların yapımında kullanılması ve vatandaşlardan bir kuruş dahi alınmaması için kanun teklifi vermiştim. Konutlar için vatandaşlarımızın borçlandırılmaması için bir çalışmanız var mıdır? Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Kıymetli Bakanım, değerli bürokrat arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu kitapçığı Sayın Bakanımız burada sabah bizlere bir sunuş gerçekleştirdi. Güzel bir kitap olmuş ama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sadece şehircilik kısmı ile ilgili çok fazla bilgi ve veriye sahibiz bu kitapçık sayesinde. Açıkçası yani bir vatandaş olarak bu kitapçığı incelediğimde kendimi bir müteahhitlik ofisine giden bir müşteri gibi hissettim. Daireler, güzel yapılmış daireler, çevre düzenlemeleri, yeşil alanda işte şöyle olmalı, işte burada yeşil enerjiyi şöyle kullandık gibi hissettim. Halbuki Sayın Bakanım, bizim her ne kadar şehircilik bizim alanımız, bakanlığımızın iştigal alanı olmuş olsa da aslında çevre ve iklim değişikliği dünyanın bir numaralı konusu. Yani bu kitapçıkta biz daha çok çevreden ve daha çok iklim değişikliğinden bahsediyor olmalıydık. Gittiğiniz uluslararası birçok toplantıda birinci gündem maddesi iklim değişikliğidir. Çevredir, ekosistemi korunmasıdır, sürdürülebilirliktir. Yani daha çok beton değildir. Önceliğimiz bizim bu olmamalı diye düşünüyorum. Yani biz bu kitapçıkta daha çok şunları görmeyi beklerdik. Artık Türkiye dünyanın çöp sepeti değil. O yüzden biz plastik atık ithal etmiyoruz. Bunu bitirdik. Geçmişte sanayimizin ihtiyacı vardı ama artık yok. Biz kendi çöpünü, kendi atığını dönüştürebilen bir ülke haline geldik demenizi beklerdik. Mesela bir nükleer santralimiz var, olacak. Gerçi nükleer santral bizim değil çünkü yap, işlet, sahip ol modeliyle bir başka ülkenin egemenlik alanında bir başka ülkeye ait olan bir nükleer santralden bahsediyoruz. Yani eğer 2023'te iki tane reaktörünü devreye alacaksınız, nükleer atıkların bertarafıyla ilgili
ne yapacağız? Yani Çevre Bakanlığı'nın burada bir sorumluluğu yok mudur? Yani burada Enerji Bakanlığı ile eşgüdüm halinde ne yapacağımız sorusunun ben bu kitapçıkta cevabını bulamadım. Yani bu çetlerle ilgili olumlu, olumsuz, iade, iptal, ya burada daha detaylı, şeffaf, kimlere ne zaman ne kadar verildi, ne kadar iptal edildi, ne kadar olumsuz, bunların da böyle bir şeffaf tablo halinde verilmesinin çok kıymetli olacağını düşünüyorum. Karbon ayak iziyle kamuda ne yapıyoruz, ne yapmalıyız, özel sektörde nasıl işbirlikler yapıyoruz, bu karbon ayak izi yarın öbür gün bizim sanayicimizin karşılaşacağı en büyük sorunlardan biri olacak. Çünkü sınırda karbon vergisi olacak. Bununla ilgili daha böyle detaylı bilgi ve bilgilendirme olmuş olsa, enerji verimliliği ile ilgili sadece şu kadar binaya enerji kimlik belgesi verdik demenin ötesinde daha açıklayıcı bir takım bilgiler olmuş olsa diye düşünüyorum. Tabii süre sınırlı burada. İzmir'den de bahsetmek istiyorum bu İzmir depreminde. Ben o depremde emeği geçen genel yerel herkese teşekkür etmek istiyorum. Ama Sayın Bakanım bazı problemler var. Mesela ben bir kanun teklifi verdim. Ya 30 Ekim 2020 öncesi binası gitmiş, yıkılmış, ağır ve orta hasarlı bina sahiplerinden hala vergi talep etmek zorundayız. Ya belediye başkanlığının böyle bir talebi var. Yani 2020 öncesi, 30 Ekim 2020 öncesi varsa resen belediyemiz tarafından bu vergiler terkin edilsin. Bunları hep beraber yapalım, başaralım. Zaten genel bütçeye de bir şey yok bunun. Sadece belediye bütçesine bir zararı var. Belediye başkanı da bu işe razı. Çünkü sonuçta Sayıştay bu vergilerin talep edilmesi yönünde şey yapıyor, bir takım bildirimlerde bulunuyor. Proje alanında sorunlarımız var Sayın Bakanım. Ya proje alanındaki binaları keşke yapmasaydık. Keşke o insanlar yukarıdaki rezerv alanından yer almış olsalardı. Daha sonra onlar gelip kendileri kendi alanlarına evlerini yapmış olsalardı. Ya orada kura çekilirken yani insanların konumlarına dair herhangi bir değerlendirme yapılmadan işte iyi noktada iyi para vermiş olarak satın alan adam zeminde çıkan kura nedeniyle zarar etti yani. Sonuç itibariyle mağdur oldu. Metrekareleri düştü bu insanların. Bu insanların bu rezerv alanından birer konutsa talep hakkı var. Bunu da gerçekleştirmeniz bu vatandaşlar açısından son derece önemli ve kıymetli. Son olarak da ben bu São Paulo gemisinden bahsetmek istiyorum. Sayın Bakanım bu São Paulo gemisi 1,5 aydır gidecek liman bulamıyor. Bakın okyanusta dolaşıyor. Demir aldığı limanda bile, demir aldığı limana bile yaraşamıyor. Bu buradaki üstlenici firma, süremiz bitti. Hatta yarım dakika açtınız. Sayın Başkan şurada üstlenici firmanın tekrar bir takım testlerden sonra bu gemiyi bizim limanlarımıza getireceği iddia ediliyor. İnşallah iddia aşamasında kalır. Burada almış olduğunuz kararın arkasında oluruz bakanlık olarak. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, Antalya'dan iki meseleye dikkat çekmek istiyorum. İlki, Kurşunlu Şelalesi'ni besleyen Sarıkabak Deresi'ndeki kirlilik meselesi. Geçen Haziran ayında çevredeki bazı tohum ve fide firmalarının kimyasal atıklarını dereye dökmeleri nedeniyle kirlilik yaşandığı, gri ve bulanık renkli derenin tarımsal sulamada ya da hayvancılıkta kullanılamadığı, balıkların ölmesine neden olan pisliğin Kurşunlu Şelalesi'ni tehdit ettiği, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın incelemesinde kirliliğin gözlendiği, ancak bakanlığınızın incelemesinde sonucun temiz çıktığı iddialarına ilişkin size bir önerme vermiştik. Çünkü deredeki kirlilik çekilen görüntülerle açıkça görülebiliyordu. Ağustos'ta sizden yanıt geldi. İl Müdürlüğü'nün personel tarafından söz konusu dere ve civarındaki tesislerde gerekli denetimlerin yapıldığı ama derede su akışı olmadığı için dereden numune alınamadığı, işletmelerin dereye herhangi bir atık bırakmadığı yönünde bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi. Ayrıca bakanlığınızın görev yetkilerinin kapsamında il müdürlüğümüzce denetimlere devam edileceği, ilgili yönetmeliklere aykırı bir durum tespit edilirse idari işlem uygulanacağı belirtildi. Sayın Bakan, bakanlığınızın görev ve yetkileri kapsamında Sarıkabak Deresi'nde denetimlere devam ettiniz mi? Dereden numune alınabilecek su akşam denk gelinmiş midir? Eğer dere civarındaki tesislere dereye atık bıraktığı yönde bir izin rastlanmadıysa denetim yapan personeliniz deredeki kirliliğin oluşumu nedeniyle ilgili herhangi bir rapor hazırlanmış mıdır? Böyle bir rapor varsa durum nedir? Ayrıca Sayın Bakan, Antalya'da son birkaç yılda kaç tesis çevreye, doğaya, canlılara zarar verdiği nedeniyle denetime tabi tutulmuştur? Kaç tesise çevre kanunu ve ilgili yönetmeliklere aykırı bir husus tespit edilerek idari para cezası uygulanmıştır? Bu tesisler hangileridir?
Cezalar ve gerekçelerin hususları nelerdir? Denetimler ve cezalar sonucu kaç tesis mevzuata uygun hale getirilmiştir? İkinci mesele ise Manavgat'taki yangın mağdurlarına yapılan evlerle ilgili. Nitekim sunumunuzda da var. Bir iki fotoğraf paylaşmışsınız. Belli ki gururlusunuz. Yeni yuvalara kavuşan milletimizin mutluluklarına şahit olmanızı dilerim diyorsunuz. Sayın Bakan, bizde de bir iki fotoğraf var. Birazdan göstereceğim. Biraz da detay vermek isteriz. Evet, bakanlığınız yangındaki evlerini, ahırlarını, depolarını kaybedenler için yeni yapıların yapılması yönündeki çok iyi devreye soktu. Sayılarda yanlışlık varsa lütfen düzeltin. Sayın Bakan, toplamda 1292 yapı için bir yılda tamamlama sözü verildi. 255 kişiyle sözleşme imzalandı ve yangının üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen evlerin %77'si sahiplerine teslim edildi. Bölgedeki köylerin söylediğine göre mallarını, hayvanlarını kaybeden bu insanlar TOKİ'ye en az 200 bin ile 700 bin lira arasında borçlandırıldı. Yani hiçbir şey bedelsiz yapılmadı. Şimdi Sayın Bakan, öğrendiğimize göre bu evlerdeki işçilik ve kullanım malzemeleri kötü. Örneğin kapıların pervaz yerinden sökülecek ve çıkacak kadar kalitesiz. Eksikliklere ve kötü işine rağmen evleri teslim edildiği dair vatandaşlar imza atıyor. Vatandaş eksiklerini kendi çabası ve imkanıyla yapıyor. Yamaç arazine inşa edilen evlerin önlerine istinat perdeleri dahi yapılmadan teslim edilmiş. Yani bir toprak kayması, evler insanlar risk altında. Sayın Bakan, sanırım insanlar sizin söylediğiniz kadar mutlu değil. Sayın Bakan, sizin de evlerin sağlamlığı konusunda verdiğiniz garanti nedir? Evlerde herhangi bir hasar gerçekleşmesi durumunda bakanlığı sorumluluk üstlenecek mi? Başka bir yönde önemli nokta ise yangından ders çıkarıldı mı? Yaz aylarında sıcaklığın 40 ile 50 derecenin arasında seyrettiği bölgede ve benzeri yerlerde olası yangınlara göre neler yapılması gerektiği konusunda Çevre Bakanlığı olarak ilgili diğer kurumlarla ortaklaşa bir planınız yaptınız mı? Örneğin Manavgat'ta yangın anında elektrikler kesilmişti. Buna yönelik önlem olarak su vanalarına jeneratör kuruldu mu? Veya köylere yangın söndürme istasyonları kuruldu mu? Yangın göletleri sayısı arttırıldı mı? Birçok köy yolu dar olduğu için söndürme araçlarının ulaşımında sorun yaşanmıştı. Bunlarla bir çalışma oldu mu? Ya da köylere yangın söndürme eğitimleri verildi mi? Son olarak ise Sayın Bakan, Çevre Mühendisleri diyor ki son 4 yılda kamu kurumlarında yapılan merkezi atamalarda bölümümüze ait kadro sayısı sadece 75 oldu. Takdir ederseniz ki bu sayı çok az. Her dönem merkezi alımlarda Çevre Mühendislerine ayrılan kontenjan sayıları düşerken KPSS'ye girip yüksek puan alanlara atanması bekleyen sayı artıyor. Üstelik kurumlarda merkeze atama yerine açıktan alımların yapılması yüksek KPSS puanına sahip olanların atanmasını daha da zorlaştırıyor. Yaşanan bu mağduriyetler endişe verici oluyor, veriyor. Umutsuzluğa sevk ediyor. Özetle Çevre Mühendisleri çevre ve insan yaşamı doğrudan ilgilendiren kamusal hizmetlerin gerçekleşmesi noktasında süreçleri daha hızlı, daha dahilisi sürdürebilir. Çevre politikalarına katkı bulmak istiyor. Bu makul talebi seslendirmiş olalım. Evet, teşekkür ediyorum. Söz sırası İYİ Parti'de Sayın Bey Çelik'te. Sayın Çelik, buyurun lütfen, süreniz 5 dakika. Sayın Başkan. Abi fotoğraflar var. Teslim ederim abi. Kıymetli bürokratlar. Teslim ederim abi. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli Bakan, sevgili milletvekili arkadaşlarımız, bürokrat arkadaşlar ve burada bize bu desteği sağlayan arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle az önce Uşak milletvekilimiz bir konuşma yaptı. Bu belediye seçimlerini kaybetmenin hazımsızlığı sizde çok büyük bir etki yaratmış belli ki. Yani iktidarı kaybedince daha çok masalara çıkarsınız inşallah. Neyse. Şimdi yani özellikle Sayın Bey, evet. Şunu da söyleyeyim. Sizi uyaracağım. Müdahale edelim. Evet. Buyurun. Yani bir tarz meselesi. Tarz biraz daha nazik olabilirdi. Kusura bakmayın. Geçen Cumhurbaşkanımız Rusya'da Rusya Devlet Başkanı'yla bir görüşmesinde tekrar Sinop Nükleer Santral projesi tekrar bir gündeme geldi. Nasıl oluyorsa. Burada Rusya Devleti'ne bağlı Atom Enerji Santrali Kurumu Rosatom'un genel müdürü Türkiye'de Sinop'ta bir nükleer santral anlaşması yapabiliriz. Bu da 4 reaktörlü çok cazip bir teklif olarak algılandı. Yani bu Türkiye'de
beraber birçok iklimlendirme toplantısına gittik heyetle. Türkiye şu anda yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi gerekirken tekrar bu nükleer santral gibi bir çöp santralinin Türkiye'de yapılması çok çevresel anlamda da çok etkisi olacağını düşünüyorum. Bir ÇED raporu verdi bakanlığınız. Bu ÇED raporu, olumlu ÇED raporunun bilirkişi raporunda 270 tane aykırı durum söz konusu çevresel anlamda. Yaptığımız itirazlar Nisan ayında reddedildi ve bu 270 madde halen gündemden kayıp. Bu ÇED raporu yapılırken de bizi, Sinop halkını oraya almadılar. Öncesinden doldurulmuş bir alana, üniversite öğrencilerinden tarafından rezerv edilmiş bir alana Sinop halkı alınmadan bir ÇED tanıtım toplantısı yapıldı ve olumlu bir rapor verildi. Bu uzmanların görüşleri var. Sıkıntı anında tahliye edilmesiyle ilgili Sinop'un bir sorunu var. Sinop tahliye edilemeyecek. Jeolojik yapısı, rüzgarın esme yönü, deprem, kıyılardaki heyelanlar hiç hesaplanmamış ve gidişat çok kötü. Su soğutmalı bir sistem. Oradaki denizlerin, reaktörlerin soğutulması için denizlerden çekilecek suyun oradaki iklim değişikliğiyle beraber doğaya vereceği tahribat, biyolojik çeşitlilik, ekolojik yapısı hiç hesap edilmemiş ve Türkiye'nin şu anda balıkla ilgili en çok verimli balığın doğurganlığın olduğu alana nükleer santral yaparsak Karadeniz'i bir sefer daha yok etmiş oluruz. Zaten Sinop gözden çıkmış durumda. Bunu çok dikkatli bir şekilde bir sefer daha gündeme alıp bu 90 yılında başlayan bu projenin bence bir sefer daha düşünülüp hiç gündeme getirilmemesi lazım. 11 Ağustos geçen sene bir sel felaketi yaşadık. 16 vatandaşımızı kaybettik Ayancık ilçemizde. Belediyemize verilen bir söz vardı. Hasar tespit raporu yapıldı. 98 milyon hasar tespit raporunda 98 milyon çıktı. Tekrar gündeme geldi. 28 milyona düştü. Tekrar gündeme getirilmesi gereken bir durum. 10 milyon hasar tespit raporundan sonra ödeme yapıldı. 18 milyon daha duruyor. Aradan bir yıldan 1,5 yıl geçti ve Ayancık'a verilen bir de pazar yeri sözü vardı. Pazar yeri hibeyle yapılacaktı. Yıkıldı çünkü pazar yerimiz. Ayancık altı şu anda pazar yeri olmadan bir şeyler yapmaya çalışıyor. 10 milyon TL'lik bir hibe söz konusuydu. Şimdi o hibe 1 milyon TL verelim, gerisini 10 milyon kredi verelim, böyle yapalım. Ya bir sel felaketinden çıktık. Lütfen rica ediyorum, biraz önemsenmesi gereken bir durum. Ayancık halkı bunu sizden önemli bekliyor. Ve bu Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın vermiş olduğu çevre kirliliğinin giderilmesiyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Okçuluk Federasyonu'na 5 milyon aktarılabiliyorsa Ayancık'a da bunu bir zahmet bir an önce gerçekleşmenizi talep ediyoruz. Sinop Kent Meydanı için güzel bir çalışma yaptınız. Teşekkür ederim. Bu çalışmanın sonucunda Sinop Kent Meydanı güzel bir hale alacak. İnşallah devam ediyor. Bunun için ayrıca teşekkür ederim. Ama Ayancık halkına verilen sözün mutlaka tutulması, bu nükleer santralle ilgili Sinop'a düşünülen 90 yılından beri vermiş olduğumuz mücadelenin sonucunda tekrar gündeme gelmemesi gerekiyor. Çünkü iklimlendirme, Türkiye artık yenilenebilir enerji kaynaklarıyla dünyaya uyumlu lütfen toparlar mısınız? Bir şekilde yol alması lazım. Evet, bir de denizlerimizin kirliliği, 28 tane kıyısı olan denizlerimizin mutlaka ileri derecede biyolojik arıtması bakanlığımız tarafından gündeme getirilmesi ve belediyelere bırakılmaması. Bu proje yapılırsa Karadeniz'i, Ege'yi, Marmara'yı tamamen kurtarırız ve müsilaj tekrar edecek müsilaj sorunları da ortadan kesin bir çözümle kaldırmış oluruz. Bunun da gündeme getirilmesini talep ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün ismine bakılınca çok iddialı bir bakanlığın bütçesini görüşeceğiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Ama gerçekte yaptığı işler adından tamamen farklı. İlginiz olan tek şey beton ve kamuya ait arazileri nasıl plan değişiklikleriyle yandaşa rant sağlamak için kullandığınız. İklim değişikliğinden ne anladığınız, nasıl mücadele ettiğinizi bilmiyoruz. Ama AKP iktidarında Türkiye'nin iklimi öyle değişti ki, şimdi vatandaşlarımız zamlarla, talanlarla cehenneme çevrilmiş bir ülkede yaşamaya çalışıyor. Ben burada beton sevdanızı atlayarak kendi seçim bölgem olan Edirne'deki Saros Körfezi'nde yaptıklarınıza ya da yapamadıklarınıza değineceğim.
Katar kazanacak diye Saros Körfezi'nin kalbinde Sazlıdere'de bir FSRU limanı yapıyorsunuz. Doğayı talan ettiniz. Bakanlığınızın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün sayfasında deniliyor ki Saros Körfezi 144 çeşit balık, 78 tür deniz bitkisi ve 34 tür süngere ev sahipliği yapan sualtı zenginlikleriyle dolu ve sualtı etkinlikleriyle ilgilenenler için oldukça önemli bir bölgedir. Körfez içinde barındırdığı zengin balık çeşitleri nedeniyle bu denli önemli biyologları ve dalış meraklıları arasında büyük ve doğal bir akvaryum olarak nitelendirilir. Kaptan Kusto bile 70'li yıllarda gemisi Kalipso ile Türkiye ziyareti sırasında bu körfezde dalış yapmış, Kızıldeniz'in kuzey versiyonu olarak nitelendirmiştir. Ege Denizi'nin en tuzlu kesimlerinden olan Saros Körfezi'nde karmaşık girdaplar içinde akıntılar görülür. Bu akıntılar nedeniyle de kendi kendini temizleyen bir körfez konumundadır. Dünyada kendi kendini temizleyen, temiz kalan 5 körfezden biri olduğu için siz nasıl böyle bu Katar'ın çıkarlarına bunu peşkeş çekebiliyorsunuz? Körfezin kalbine bomba atar gibi büyük gemiler sokacaksınız. Halkın karşı çıktığı bir projeye 10 bin ağacı katlederek doğalgaz limanı yapıyorsunuz. 7 kilometre ileride fay hattı var. Kanal İstanbul'a Türkiye'nin en çevreci projesi diyen bir çevre bakanı olunca maalesef en değerli çevre hazinelerimiz böyle talan ediliyor. Yine siz Saros'tan o kadar bir habersiniz ki yukarıda söylediğim sözleri yazdığınız internet sayfasına konulan fotoğraflardan birinin bakın Saros'la yakından uzaktan ilgisi yok. Başka ülkelerin bugün Kanadalılara liman, Katarlılara liman yapacaksınız diye buraları peşkeş çekiyorsunuz. Elde kalan kamuya ait yerleri yandaş vakıflara faydasız TÜGVA'ya devrediyorsunuz. Yine Saros'ta yayla köyümüzün sahillerine yapılmış olan balıkçı barınağı yüzünden yok oluyor. 15 yılı aşkın zamandır 3 kuruşluk yatırım yapılıp bu güzellikleri maalesef düzeltemediniz. Ulaştırma Bakanlığı topu size atıyor, birbirinize top atıp duruyorsunuz. Tabii ki bir de Ergene meselesi var ki bakana tavsiyemiz o konuya iş girmemesidir. Kirliliğin ne kadar evsel, ne kadarı sanayi atıklıdır, kaynaklıdır, arıtmalar çalışıyor mu? Derin deşarj işe yaramış mıdır? Yoksa Marmara'ya yeni bir kirletici mi eklenmiştir? Bu konularda yeterli cevap vermeden konuşmaması bakanın yararınadır. Sonuç olarak bir ağaç dikip ormanların yanmasına seyirci kalan ama en çevreci biziz diyenlerin iktidarından başka bir şey düşünmüyoruz. Edirne'de doğal bir alan var, doğal bir orman, Söğütlük. Buraya da millet bahçesi yapıyorsunuz. Kendiliğinden yetişmiş ağaçlar, herkesin yıllarca piknik yaptığı bir mesire yeri olan Söğütlük'e siz nasıl bir millet bahçesi projesi yapabiliyorsunuz? 230 milyon lira parayı da buraya gömmeyi düşünüyorsunuz. Onun dışında Kırklareli Edirne yolunda, karayolunda bölünmüş yol çalışmaları var. Orada da yandaşlarınıza çıkar sağlamak amacıyla bir köyün, Söğütlülere köyünün merasından taş almaya çalışıyorsunuz. Yani bu kadar doğa katliamı sizin zamanınızda yapılıyor. Bunları hiç görmüyor musunuz? Meralar anayasal olarak hayvanlarındır. Bu dünyada hayvanların da hakkı vardır. Canlıların doğada iç içe yaşadığı bir ortamda siz meraları da korumak zorundasınız, ormanları da korumak zorundasınız. Katliamı bırakın, doğaya dönün. Madem Çevre Bakanlığı'nı konuşuyoruz, Çevre Bakanlığı'nın bütçesini konuşuyoruz. Doğayla dost olun. Bakanlığı'nın bütçesini konuşuyoruz. Doğayla dost olun. Mikrofon mu açın? Mikrofonu açılmadı başkan. Şimdi herhalde. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Bakan, plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığını engelledik diyorsunuz. Bu poşet kullanımı nerede azaldı? Market, pazar, büfe, fırın poşet sayısı azalmadı. Çünkü artık marketlerde 25 kuruş olan poşeti 2 tane poşetle ürün alıp noktaya taşıdılar. Çünkü boyutlarını küçülttüler. Daha çok noktada poşet sarfiyatı var. Bu bağlamda bu 550 bin ton plastik atını poşet üzerinden nasıl
belirlediğinizin bize bir dökümünü gönderirseniz biz de görmüş olalım. Yani burada olan şu vatandaş marketten bir bedava poşet alıyordu. O da 25 kuruş şu anda. Bu 25 kuruşun da boyutu küçültülerek 50 kuruşla iş yürüyor. Bu anlamda eğer bir dökümünüz varsa onu görmek isteriz. Çünkü ben gidiyorum, istediğiniz yere de gidelim bakalım. Marketlerde poşet moşet azalmadı, arttı. İkincisi, örtü altı üretim yapılan bölgelerde bu naylon olarak kullanılanlar ürün elde edildikten sonra tarlada bırakılıyor. Bu tarlada bırakılanların yarattığı kirlilik bir dönem sonra gidip o tarlada sürüm yapan traktörün pulluğuna dahi takılıyor. Yani bu anlamda örtü altı üretim yapılan bölgeler, örneğin Zengen diye bir bölgemiz var. Arkadaşlarımı gönderin oraya, tarlaların rengi değişti, her taraf poşet. Bunun yanı sıra bu dağlara turizm amaçlı gidildiğinde atıklar bir çöp torbalarına konuyor. Sonra da onlar zamanında alınmadığı için özellikle yaban hayvanları parçalayınca bu turizm anlamında gidilen dağlarda da gerçekten bir atık kirliliği oluşuyor. Özellikle piknik sonrası buraların da durumunu görmenizi öneririm. Sayın Bakan, biz size ülkemizde ne kadar arazi yabancı aldı, ne kadar konut var, ne kadar arazi aldı diye sorduğumuz zaman yanıt veriyorsunuz. Ama burada yanıtlar her seferinde değişik oluyor. Çünkü bize verdiğiniz takvis üzerinden kayıtları esas aldık dediğinizde tarla, bağ, çay, elma, sera, pamuk gibi rakamları içine koyduğunuz yerde örneğin pancarın, buğdayın, arpanın tanımlaması yok. Onun için bu rakamların gerçekçi olarak ne olduğunu da öğrenmek istiyoruz. Bizim bölgemizde de 600 bin dönüme yakın yabancıların arazileri var. Buralarda meyvecilik yapıyorlar. Ama bunların sizin kayıtlarda görmüyoruz. Niğde'nin Bor ilçesinde organize sanayinin bulunduğu yerde bir dere akıyor. Kızılca köyünün tarım arazi içinden geçiyor ve burada artık canlı yaşamıyor. Gerçekten büyük bir kirlilik var. Daha önce de bunu defalarca ifade ettik. Köy halkı da bununla ilgili muzdarip ama bu dereye akan atığın önlenmemesi sorun yaratıyor. Güneş enerji santralleri ilgili de bir önerim var. Biliyorsunuz 24 milyon hektar mera arazimiz 12 milyon hektara düştü. Şimdi de güneş panelleri yapılıyor. Bunların altındaki arazi atıl kalıyor. En azından buralarda gezen tavuk uygulaması gibi eğer bir düzenlemeler geliştirilebilirse güneş panelinin altında verimli olarak o alanlar kullanılır. Çünkü araziler atıl duruma geliyor. Yalnızca güneş panelinin dışında bu arazilerde kullanabiliriz noktasında çalışmanın yararlı olacağını düşünüyorum. Ayrıca bu gürültü kirliliği ölçümünden vaz mı geçtiniz? Çünkü ben sabah meclise geliyorum. Bazen yürüyüş yapıyorum. Buradaki gürültü Türkiye'nin gürültü ortalamasının üstünde herhalde. Çünkü dökülen yaprakları falan çok sesli bir şeyle topluyorlar. Bunun Türkiye genelinde geçmişte ölçüm yapılıyordu. Bu gürültü kirliliğini bu bağlamda ses açısından kontrolü bakanlık bıraktı mı? Ben teşekkür ediyorum. Çevreyle ilgili yapılması gereken çok şey olduğunu düşünüyor. Meclise bütçeniz dahil olmasını diliyorum. Bürokratlar, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Demir Aydın Milletvekilimiz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Demir Çoçuğ'la ilgili ASKİ'de 5000 kişi çalıştığını, 2500 kişinin işe gelmediğini söylemişti. Geçen sene yine aynı konuyu Aydın'da gündeme getirmişti. Müfettişler zaten bizim büyükşehir belediyelerinde, ilçe belediyelerinde eksik olmuyor. Denetlerde hiçbir şey yoktu ve müfettiş rapor hazırlamıştı. Ben Sayın Vekilime birkaç soru soracağım. Bugün Türkiye'de ASKİ'de 1 milyar 130 milyon lira Aydın ASKİ para harcadı. Bunu 3643 kilometre altyapı, 579 adet içme suyu sondaj kuyusu, 5 adet atık su arıtması, 90 adet içme suyu paket arıtması ve 2 tane de baraj yapıldı. Şu an barajların parası da Büyükşehir Belediye'miz ödüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu, inan ki gittiğimiz her ilde bütün orada yaşayan vatandaşlarımız keşke Özlem Çerçioğlu gibi Büyükşehir Belediye Başkanı bizde olsaydı diyorlardı. Onu da size bilgilendireyim. Sayın Bakanım, 2 gün önce bir yazı okumuştum. Deniz Zeyrek iyi bir gazeteci. Yıllardan beri takip ederim. Araştırmadan asla herhangi bir konuyu yazmaz.
ve Ender gazetelerde birisidir. Tabii Bayındır Memur Sen ile bakanlık arasında imzalanan toplu sözleşme gereği koruyucu giyim malzemesi yalnızca teknik personel verebilecekken ve aynı olarak verilmesi gerekirken bir, koruyucu giyim malzemesi gerektirmeyen görev ve unvanlara çalışan müfettiş, genel müdür, daire başkanı, başkan unvanlı üst düzey personel ile diğer unvanlarla çalışan idare personeli verip verilmedi. İki, aynı olarak malzemenin verilmesi gerekirken her bir personel adına düzenlenen alışveriş kartlarına yüklenen 4250 lira tutanında boyuna mavi de facto 6 yıldız firmalar yapacakları alışverişte kullanılması sağlandı, doğru mudur? 3. Koruyucu giyim malzemesi dağıtılan tüm merkezi teşkilat ve taşra teşkilatında çalışan personel katı ünvanına görevler listesinin komisyonu sunulması istenmesi doğru mudur? De Sayın Bakan, tabii ki sizin en başarılı dediğiniz TOKİ Başkanı burada. Ben özellikle önümüzdeki 2023'te 100. yıla giriyor Türkiye Cumhuriyeti kuruluşuna. Bunun tam 20 yılını AK Parti iktidarı yönetti bu ülkeyi. 5'te 1'i demektir arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bakan 7,5 milyon TOKİ'ye müracaat ver dediğiniz zaman seviniyor. Aslında üzülmeleri gerekir. 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Konut sorunu çözmemişsiniz. 7,5 milyon vatandaşımız müracaat etmiş. Sayın Bakanım, çıktınız dediniz ki 250 bin veya 500 bin hatta 500 konut 2 yılda teslim edeceğim. Ben özellikle burada TOKİ Başkanı'na soruyorum. 2020 ve 2021'de kaç tane konut iptal ettiniz, iade iptal ettiniz ve meclise de getirdiniz hatırlıyorsanız? Konutlar 2020 ve 2021'de yapılan ihalelerin %15'i geçmemişse feshedecek. Geçtiği zaman da müteahhitler istediği takdirde teminatlarını yaptılar. Soruşturdum, araştırdım. 2 yılda yapılan ihalelerin 70 bin konut iptal olmuş değil arkadaşlar. Şimdi Sayın Bakanım ve Sayın TOKİ Başkanı'na soruyorum. 70 bin konut neden iptal oldu? Çünkü TÜİK verilerinin enflasyon oranını yanlış hesapladığı için TÜİK'e göre. Evet Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, Sayın Milletvekili arkadaşlarım, Bakanlığımızın değerli bürokratları, ben de hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bakanlık bütçemizi hem bakanlığımız hem de ülkemize ait olmasını diliyorum. Tabii biz 2020 yılında Elazığ'da bir deprem yaşadık. O deprem süreciyle ilgili, yaşananlarla ilgili ben komisyonu bilgilendirmek isterim. Hem bakanlıkların başarılı yaptıkları işlerle ilgili, hem kurumların başarılı işleriyle ilgili, hem aksaklıklarla ilgili, hem yetki kargaşasından dolayı neler yaşandığı konusunda komisyonu bilgilendirmek isterim. Çünkü yaşanan mağduriyetler de var ama yapılan doğru işler de var. Birincisi, deprem olduktan sonra devletimiz oradaydı. Siyasi parti genel başkanlarımız, parti ayrımı yapmaksızın bütün partilerin belediye başkanları, gerçekten herkesin, 85 milyon yurttaşımızın gönlü Elazığ'da yaşanan depremle ilgili mağduriyeti arttı. Ve kriz süreci son derece doğru yönetildi. Krizde insanların beklentileri, talepleri yerine getirildi, çözüldü. Daha sonra hak sahipliği ile ilgili, yapılan konutların alanları ile ilgili, metrekareleri ile ilgili, köy evleri ile ilgili doğru işler de yapıldı, eksik kalan işler de oldu. Mesela ben TOKİ ile ilgili bir değerlendirme yapmak isterim. Elazığ'da iki il içerisinde yaklaşık 25 bin konutun yapılıyor olması, ihalelerinin yapılması, teslim aşamasına gelmesi kurum adına bir başarıdır. Ama aynı şekilde bunların dağıtımı ile ilgili, kura çekimi ile ilgili, metrekaresi ile ilgili, yapılan yerlerin yanlış tercihleri ile ilgili, köy evlerinin metrekaresi ile ilgili hak mağduriyetleri var mıdır? Var. Memnuniyetsizlikler var mıdır? Var mıdır? Sayın Bakanım, biraz önce Antalya Demirciler Köyü'nü, köylerinde yapılan evleri seyrettik. Sayın Antalya Milletvekiline de aslında o görüntüleri gösterdiği için teşekkür ederim. Mesela Elazığ'daki evlerde keşke öyle olsaydı, köy evleri. Yani Elazığ'daki evler aslında konum olarak çok uygun değil. Mesela Sivrice bölgesi için uygun ama Kovancılar, Karakoçan bölgesi için uygun değil. Çünkü orada kar yağdığı zaman 2,5-3 metre kar yağıyor. Zaten hep karın altında kalıyor. Yani bunun gibi sorunlar var. Ve şunu da belirtmek isterim. En büyük sorunlardan birisi de kura çekimi. Kurayı kim çektiriyor? Valilik çektiriyor. Ama herkes sanıyor ki TOKİ çektiriyor. Kura çekimleriyle ilgili inanılmaz bir amatörlük var, oluştu. Mesela 3+1 ile 2+1 kuralara herkes ortak tabi tutuyorlar. Nüfusa bakmaksızın, hanede kaç kişi yaşıyor bakmaksızın
bir karı ve koca 3+1 kurayı çekiyor. Ama bir evde 5 nüfus varsa 3+1'i çekiyor. Aslında Emlak Konut bu konuda son derece profesyonel işler başarmış bir kurumunuz. Niye ön talep alarak ihtiyaca göre ve fiyata göre insanların tercihlerine göre kura çekilmedi anlamış değiliz. Bir de Sayın Bakanım bunu birkaç defa gündeme getirdim. Yazılı olarak şahsınıza sordum. Konut fiyatlarında haksızlık var. Niye? Yani şimdi bir mağduriyet ne zaman gündeme gelmiştir? Hak sahipliği olduğu günden itibaren herkes anayasanın eşitlik yurttaşlık temelinde aynı koşullarda ve şartlarda aynı imkanlardan yararlanmak zorunda. Mesela ilk hak sahibi olan konutu teslim edilenler 300 bin liraya yakın 200 küsür bin liralık bir Cumhurbaşkanı'nın indirimiyle konut sahibi olurken şu anda alanlar 600 bin lira Cumhurbaşkanı'nın indirimiyle konut sahibi olurlar. Yani burada bir adaletsizlik ve bir haksızlık var. Bunun düzeltilmesi lazım. Diğer taraftan ben bir konuya daha dikkat çekmek isterim. Sayın Bakanım, özellikle deprem bölgelerinde İzmir gibi, İstanbul gibi, Malatya, Elazığ gibi deprem bölgelerinde efendim kentsel dönüşüm yetkisini kesinlikle belediyelere vermeniz lazım. Bakın İzmir geçtiğimiz haftalarda da bir deprem sorunu yaşadı. Yine bakanlarımız yerine gittiler. Oranın yerel yöneticilerini yok sayarak incelemeler yaptılar ama bunlar doğru işler değil. Yani bir bölgede eğer bir deprem varsa devletle, yerel yöneticiler de, o ilin siyasetçileri de ortak sorumluluk duymalı. Kentsel dönüşüm yetkisi kesinlikle yerel yönetimleri vermeli diyorum. Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.